tahminlerimiz nasıl çıkacak? Yorumlarımızı yaptık ve vadiye indik. Günün 3. maçındayız. D grubu için, ölüm grubu için 3. grupta 3. maçtayız. TSM mavi tarafta olacak. Splice ise kırmızı tarafta olacak bu maç boyunca. Svenskeren yakalanıyor rakip ormanda. Bakalım şimdi örümcek inişiyle trash üzerine gidiyor. Kırmızı güçlendirme sayesinde yavaşlatmayı da başardı. Orada Biofrost'a double if yetişemiyor. Şimdi üzerine gidiyorlar Thresh'in. Thresh'in yerine mıhlıyorlar. Björksen'de kalan skor hem de çift güçlendirme. Burada Splice skoru aldı, ilk kanı aldı ama. Örümcek inişiyle o ultiden kaçacağı belli Thresh'in. Burada şimdi Svenskeren üzerine doğru gidiyor. Thresh'in arkadan son perde vuruşları geldi. Thresh'in canı bir hala azaldı. Şimdi %20 civarında Thresh'in düşecek mi? Son anda örümcek girişini kullanıyor. Yeterli oluyor mu? Hayır olmuyor. Diğer tarafta double lift'e kalmış. İşte Wunder o ışınlanma avantajını kullanıyor şimdi. Biofrost'un üzerinde Vladimir ultisi var. Splice saldırmaya devam ediyor. Biofrost'a düşüyor ve Splice bu pozisyonda 2 skor çıkarmayı başarıyor. Biraz iddialı bir tercih, öyle diyelim. Bu arada Björksen ne yaptı orada? Björksen ne yaptı? Tabii anında bitirdi Ezreal'ı. Şimdi Thresh arka tarafta, bakalım hayatta kalabilecek mi? Svenskeren'in peşinde. Björksen 2'de 2. Syndra, Björksen birleşince ortalık kan gölüne dönüyor. Mikix oradan uzaklaşıyor şimdi. Syndra güç patlaması böyle bir şey. Ultisi. Tek bir hedef, yani Syndra'nın sorunu tek hedefli olması. O tek hedefi paramparça edebiliyor. Evet. Ezreal'ı paramparça etti. Üzerine irade gücüyle skorunu üç, da aldı. 3 topu birden alıp fırlattı. Thresh'in skorunu da aldı ve tamamen kontrole TSM'e geçti. Bir önceki maçta Björksen büyük ayak kırıklığı yaratmıştı ama şimdi Björksen gibi oynuyor. Aynen diyeyim. Öyle. Double lift ve Biofrost kuledeki baskıyı devam ettiriyor. Şimdi Splice ekibi de oraya doğru geldi. Thresh'i yakaladılar. Üzerine gelen trajedi. Tam bir trajedi oluyor Thresh için. Bakalım şimdi oraya ışınlanma geliyor kuleye. Bu pozisyonu devam ettirmek istiyor Splice ekibi ama takassa devam edebilecek güçleri pek fazla olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Senkax yakalanacak mı? Senkax trajediden kan havuzuyla kaçıyor ve kulesinin güvenli mesafesine geliyor ama Hunter diğer taraftan vurmaya devam ediyor. TSM takipte. Wunder çok fazla hasar aldı. Wunder düşüyor. Kime gidiyor skor? Björksen'e gidiyor bir kez daha. Kuleden çok fazla hasar alınca Svenskeren arada düştü. 2'de 2 yapan Björksen vurmaya devam ediyor. Skor almaya devam ediyor. İlk Nexus, İmitör Kulesi'nin düştüğünü göreceğiz. Thresh skorunu, özür dilerim. 2x skorunu biraz fazla almışlar. Kobe'yi bu arada trajediyle yakalamayı başardılar. Üzerine o toplar geliyor, karanlık küreler. Can almaya devam ediyor. Hunter iki kişiye bile uçu tutturuyor. Bir de sersemletiyor. Björksen de yetişince skorlar çıkıyor yukarı koridorda. Burada, bu arada bu kuleyi savunmaları lazım ama. Dümdüz saldırıyorlar derken Wunder Björksen'in üzerine gitmeye çalışmış. Şimdi Hunter gidiyor. Björksen'in çok fazla canı gitti derken ne oldu? Yok oldu. Wunder'i paramparça. Şimdi son perde Thresh'e vurmaya başladı. Kobe bu arada double lift'i buluyor ama double lift'in verdiği hasar çok fazla. İkisi birbirine vurmaya devam ediyorlar. Ve oradan galip çıkan double lift oluyor ama cana bakar mısınız? Double lift'i seçseler de canını görsek. Yukarıdaki imitörü de gidiyorlar şimdi. Bütün imitörleri açmaya çalışıyorlar. Senkax bu arada yakalanıyor. Üzerine bir de buz canı, kan havuzu canını kurtaran son anda ama Thresh'in böyle bir imkan olacak mı? Orada örümcek inişiyle kaçıyor ama aradan Wunder double lift'i çıkarmayı başardı. Yeterli olacak mı emin değilim. Elise düşüyor, Thresh düşüyor. Şimdi 4'e 3 bakalım ne olacak, pozisyon devamı. Kulelerin canları erimeye başladı. Baron güçlendirmeli minyonlar vurmaya devam ediyor. Şimdi Hunter orada ultiyi kullandı ama kan havuzuyla kaçmayı başarıyor Senkax. San Francisco'da TSM sesleri. Yok, San Francisco'da değil mi hala? Evet. San Francisco'da TSM sesleri yükseliyor. Ve böylece TSM günün ilk galibiyetini almış oldu ve 3 galibiyete çıkmış oldu. Splice ise elendi. Elendi mi? Elendi. Bütün şeyini kaybetti değil mi? Bütün şansını kaybetti. Çeyrek.